Moda TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün Ünye 1957 spor idmanını takip etmek için Cevizdere tesislerindeyiz. Son gelişmeleri Sayın Hocamız Aydın Yavuz'dan öğreneceğiz. Merhaba hocam, hayırlı uğurlu olsun. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Hocam, Ünye Spor'a, Ünye 1957 spora gelirken öncelikle sizi ne cezbetti? Neden teklifi kabul ettiniz ve buradasınız? Bunu öğrenmek istiyorum. Şimdi Ünye Spor'la bizim bağdaşımız 10 yıl evveline gidiyor. Ben burada bir dönem, o şampiyonluk yaşadığımız üçüncülükte bir dönem burada çalıştım. Ünye Spor yönetimiyle olsun, taraftarıyla olsun, şeyle olsun ben hiçbir zaman bağlantılarımızı koparmadık. Her zaman her platformda görüşüyorduk. Çünkü biz Ünye Spor'da o mutluluğu yaşadıktan sonra Anadolu'nun çeşitli takımlarında da görev aldık. Orada da mutluluklar, şampiyonluklar yaşadık. Ama böyle bir teklif gelince seve seve hiç tereddüt etmeden koşa koşa geldim. İyi ki de gelmişim. Bir an önce bu takımı başkanımıza, yönetim kurulumuza da teşekkür ediyorum. İyi de bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. İyi de bir yönetim kuruluna sahibiz. Bunda da mutluyuz. Oyuncular da mutlu, yönetim de mutlu. Şimdi bu maçlarda bir başladı mı taraftarla bağdaşımız, pekişimiz bir olduğu zaman, bir araya geldiğimiz zaman daha iyi günler bizi bekliyor kanısındayım. İnşallah hocam. Ünye 1957 spor bu sene beklentiler nedir? Üçüncülük görebilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Beklentilerimiz bu yönde mi? Şimdi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde görev yaptım. Nice o beldeler, o köyler, o kasabalar, o şehirler de bizim şehirlerimiz. Ama Ünye Spor'un tabii ki burada olmaması gerek. Biz şimdi geçmişi konuşmadan ziyade önümüze bakacağız. Önümüze bakarken de şu takımı üçüncülüğe nasıl taşırız? Onun uğraşını vereceğiz. Bizim hedefimiz şampiyonluk. Bu takımı üçüncülüğe çıkarmak. Yapabilirsek şehirle, yönetimle, taraftarla, kaymakamımızla, belediyemizle el ele sır sıta verip bu takımı layık olduğu üçüncülüğe taşımak istiyoruz. Evet hocam, peki transferler beklentiniz şekilde yapıldı mı? Kadro beklentinizi şu an karşılıyor mu? Veya ekstra transferler yapılacak mı? Şimdi transfer bitmez tabii ki. Şimdi maçların başlama tarihi de henüz daha belirlenmediği için, ama biz böyle transferler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Çalıştığımız, daha önceki takımlarda çalıştığımız oyuncu grubunu da buraya davet ettik. Çekmeye çalışıyoruz. Böyle bir takım oluşumunda %70'lik bölümünü oluşturduk kanısındayım. Bundan sonra da transferlerimiz devam edecek. Böyle bakmak için davet ettiğimiz şehrimize futbolcular da var. Onlara da zaman zaman bakıyoruz. Altyapıyla çok yakından ilgileniyoruz. Sağ olsun yönetim kurulu başkanımız Mehmet Ali Başkan. Sağ olsun altyapı sorumlumuz Metin Hoca. Sağ olsun, o da günün 24 saati bizimle beraber yeni yeni projeler, yeni yeni organizasyonlar yapıp altyapıdan buraya oyuncu çekme amacındayız. O amacı gidiyoruz ki bir iki tane aldık, çalıştık, bundan sonra da alacağız, davet edeceğiz. Amaç Ünye Spor'un gencini bulup, çıkarıp, yetiştirip, parlatıp bu takımda oynatmak. Ama bunun yanında da işte takım oluşumunda İşte böyle inandığımız, güvendiğimiz oyuncular, şampiyonluk yaşayan balda nasıl iş yaparız, nasıl oyuncularla bu işi görürüz. O tür oyuncuları da buraya davet ettik. Yani inşallah yanılmayız, hep beraber bu takımı yukarıya çekeriz. Evet hocam, bahsettiğiniz gibi geçen gün altyapıyla beraber bir idman yaptınız. Göze çarpan birkaç isim alabilir miyiz sizden? Şimdi göze çarpan birkaç isim yok da çok isim var. Yalnız siz de takdir edersiniz ki bu takım şampiyonluğu oynuyor, ama şampiyonluk bir anda, yani altyapıya eğilim var. Teknik kadro sağ olsun, masörümüz, hocalarımız, teşekkür ediyorum altyapıya. Metin Hoca'ya teşekkür ediyorum. Bunun yanında da Ünye'de daha önce kader birliği yaptığımız, daha önce görüştüğümüz bir Orhan hocamız, bir Osman hocamız, bir Arif hocamız. Onlardan da zaman zaman bir araya gelip işte Ünye'de ne yapabiliriz, ama bir anda olmuyor, ama zamanla olacak. Şu anda bizde çıkan, devam eden oyuncularımız var. Evet hocam, uzun süre arkadaşlarımız futboldan uzak kaldı. Şu an takımdaki uyum nasıl? Hava nasıl? Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Şimdi adam, şampiyonluk havası oluştu mu hocam? Şimdi şampiyonluk havası bir anda olmuyor da, şimdi oyuncu grubunu inandırmak önemli. Şimdi böyle halen de adaptasyon antrenmanları, halen de işte birlikteliği nasıl üste çekeriz? O tür idmanlar, tabii ki antrenmanlarımız yapıyoruz. Oyuncu normal lig akışındaki idmanları yapıyoruz. Yalnız halen daha tabii ki o 8 ayın, o 6 ayın verdiği yorgunluk, verdiği hamlık, onu bertaraf etmeye çalışıyoruz. Ama iyi bir yoldayız.
Çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Çalışmaya başlatalım ondan sonra. Takım hakkında soru sormak istiyorum. Şehir hakkında soru sormak istiyorum. Öncelikle şehri nasıl buldunuz? Alışabildiniz mi? Durum nedir şu anda? Şehir gayet güzel zaten. Karadeniz'de olduğum için şehri biliyorum. Ordu güzel bir şehir ve Ünye'de onun Güzide bir ilçesi. Gayet güzel fakat maalesef ki pandemiden dolayı sokağa çıkamıyoruz. Şehrimizi gezemiyoruz, ilçemizi gezemiyoruz ama biz buradayız. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz yani şu an böyle. Teşekkür ederim. Peki siz takım uyumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Uyum oluşuyor mu sizce yavaş yavaş? Yani o bir anda olmuyor evet. Yani daha yeni kurulan bir takım. Biz de elimizden geldiğince işte birlik beraberliğimizi en iyi şekilde burada sağlamaya çalışıyoruz. İşte biz takımın büyükleri olarak kardeşlerimize yardımcı olacağız. Onlar bize yardımcı olacak. İnşallah zamanla şu anda iyi ama inşallah daha iyisi de olacak uyum konusunda. İnşallah. Takım şu anda idmanlar nasıl gidiyor? Şampiyonluğu kazanabilecek bir takım var mı sizce? Siz bu konu hakkında ne demek istersiniz? Bunu öğrenmek istiyorum. Zaten işte, takım şampiyonluğa kuruldu. İdmanlar yoğun ve güzel bir şekilde geçiyor. Devam ediyoruz. Temennimiz inşallah bir an önce liglerin oynatılması. Ya bu konuda artık bayağı bekledik. 8-9 ay oldu. Yani umarım bir an önce kitapçık açıklanır da biz de işimize ekmeğimize bakarız. İnşallah şampiyon oluruz.